Şimdi videoyu başlattım ama önce bir dudak yağı süreceğim. Çünkü dudaklarım çok kurudu. İnşallah düzgün sürebiliyorumdur şu an. Neyse, olduğu kadar artık, yapacak bir şey yok. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin bir tanem. Sen de videoda olmak ister misin? Pelerim hepinize selam. Ben Doğru Yağmur, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tane kitabın maratonunu yapıyoruz. Ama yani hiç duymadığım, görmedim, saçma sapan bir yazarın saçma sapan bir kitabı, Varisler'in Oyunu diye bir şey. Anlamadım da yani, ne konusunu anladım, ne amaçla yazıldığını anladım. Hiçbir şeyini anlamadım. Bir de bana böyle birkaç tane kopya göndermişler. Dedim hani konsept olsun bari, video için koyayım falan. Ama bilmiyorum yani. Hiç de beğeneceğimi zannetmiyorum ama bakacağız. Neyse, işin şakası bir yana. Bugün sizlerle beraber Varisler'in Oyunu okuyoruz. Şimdi önce birazcık size göstereyim Varisler Oyunu. Bu kapağımız, bu sırtımız, bu arka kapağımız ve yani gerçekten az önce dalga geçiyordum ama bu videoya ilk defa tıklıyorsanız eğer, bu kitabın yazarı benim arkadaşlar. Ben yazdım, hala buna inanamıyorum. Ama yani evet, ilk kitabım. Hala söylemek çok tuhaf geliyor ama ben de yazar oldum artık. Ve kitabımızın İç tasarımına bakalım. Şöyle cildine bir tane fotoğrafım var. Her yere aynı fotoğrafı koyuyorum bu arada. Cildini bir kenara bırakıyorum şimdi. İç kapak, iç sırt, iç arka. Ardından içinden bir adet posterimiz çıkıyor. Şöyle hemence posteri göstereceğim. Posterde baş karakterimiz İritel'imiz var. Bir tane de ayrıcımız var. Bu ayrıçsa 24 varis muhabbetinden dolayı sizin kafanızın karışmaması için 24 tane krallığın ismini ve hangi krallıktan hangi varisin geldiğini yazdık. Arkasında da her okura farklı bir varis çıkıyor. İşte oyunun sonuna kadar hayatta kalabilecek misiniz, kalamayacak mısınız? Böyle sizi de birazcık dahil etmek istediğimiz için böyle bir şey yaptık. Benim çok hoşuma gitti bu arada. Yani zaten şu fotoğrafların hepsini ben kendim yaptım. Kendim hazırladım yani. Ve o kadar içime sinerek yaptım ki hepsi çok iyi oldu. Hepsi o kadar iyi oldu ki. Neyse, şimdi kendimi övüyormuş gibi hissettim bir anda. Neyse, sonrasında kitabımızı açıyoruz. Kitabımızı açıyoruz. İmzalı bile değil yani. Yazar imzalayıp göndermemiş bile. Yazıklar olsun. Bir tane haritamız var ama harita bir tık koyu renkli. Ben bu kadar koyu renkli çıkacağını bilmiyordum. İkinci baskıda değil. İkinci kitapta bunu düzelteceğim. Çünkü ikinci kitapta bu krallıklardan bir tanesine biraz daha odaklanıyoruz. Dolayısıyla o krallığın detaylı haritasını hazırlamıştım. Bu nedenle ikinci kitapta şuraya doğru bir krallığı okuyor olacağız. Onun baskısını da düzeltirim. Bu kadar koyu olmaz, merak etmeyin. Sonrasında burada ithafımız var. Hemen şöyle göstereyim yakından. Şu şekilde. Sonra şurada girişte uyarımız var. Ölüm, şiddet, taciz gibi tetikleyici unsurlar içermektedir yazıyor. Ardından bir playlist. İnşallah kamera netlemiştir şu an. Sonrasında sayfayı çeviriyoruz ve hikayemiz başlıyor. Bu arada bunları da ben seçtim. Bölüm başlarını falan. Ve burada taşlar var. 24 tane taşla başlıyorsunuz arkadaşlar. Her varis öldüğü zaman bir taş eksiliyor. Ve bakalım okuyacağız yani. Şu an çok heyecanlıyım. Kendi kitabımı okuyacağım. Yani şöyle, editörden geldiği zaman tabii ki de ben bunu kontrol et. Teker teker tüm cümlelerde ne değiştirilmiş, ne değiştirilmemiş, nasıl bir yazım hatası var, virgül nereye konmuş, tırnak işareti nasıl değiştirilmiş falan. Bunların hepsini teker teker inceleyip teker teker kabul ettiğim için değişikliklerin farkındayım. Ama bunun yanında yani kendi kitabımı ilk defa bildiğimiz sayfadan okuyacağım yani. Elimde şu şekilde mürekkep olarak ilk defa okuyacağım. O yüzden çok heyecanlıyım şu anda. Hemen size konusundan bahsedeyim kısaca. Şimdi Visteria diyarı. Senin ismi Visteria zaten. 24 krallıktan oluşuyor. Ve hükümdarlar bir araya gelerek bir kraliyet okulu kurmuşlar. Bu kraliyet okulunda varisler eğitim görüyorlar. Nasıl hükümdar olunur, nasıl hükmedilir, nasıl dans edilir. Her senede bu okulun bir eğitim yılı. Her zaman 24 varis gelmiyor tabii ki. Çünkü yani kraliyetler her sene varis üretmedikleri için, doğurmadıkları için dolayısıyla her zaman bu şekilde denk gelmiyor. Ama hikayemizin geçtiği dönemde yani o sene 24 krallıktan 24 varis bir şekilde okula geliyor. Bir şekilde denk geliyorlar. Daha sonrasında ana karakterimiz İritel, kendi krallığı olan Slonian ve onun düşmanı Miat'ın savaşında hem abisini hem de annesini kaybettiği için bir intikam ateşiyle diyor ki ben bu kraliyet okuluna gideceğim ve intikamımı Miat'tan alacağım diyor. Bu nedenle hikayemizin başında bir tavernada çalışan İritel, o tavernada biriktirdiği parayla gidip kendine güzel bir elbise, güzel bir taç alıyor ve tıpkı kendisi gibi kızıl saçlı olan Slonian prensesinin yerine geçerek kraliyet okuluna onunmuş gibi davranarak gidiyor. O karakterin ismi de Reika Antarella ve İritel saraya adım attığı andan itibaren Reika gibi davranmaya başlıyor. Bu şekilde de herkesi teker teker kandırıyor tabii ki. Çünkü zeki bir kızımız var. Aa, bir saniye ya, en önemli şeyi unuttum, bir saniye. Ve bu sene arkadaşlar bir suikastçı var. Bu suikastçının takma ismi var. Ve bir mektupla beraber, bir karakterin ölümüyle beraber suikast senesi başlıyor. Suikastçının o
olayı şu. Eğer kim olduğumu bulamazsınız, sizi teker teker öldürmeye devam edeceğim. Böylece katliam senesi de başlamış oluyor. En önemli şeyi nasıl unuturum ya? Kulağa karışık geliyor olabilir ama kendi yazdığım kitabı anlatma konusunda pek iyi değilim. O yüzden kulağa karışık geliyor. Yoksa o kadar da karışık değil. Neyse, başlayalım bakalım. İlk cümlemiz şu. Alnıma düşen kızıl tutamları kulaklarımın arkasına sıkıştırıp ağrıyan omuzlarımı geriye attım ve doğruldum. İlk bölümümüz ismi de Yaşlı Kuzgun. Yaşlı Kuzgun, İritel'in çalıştığı tavernanın ismi ve ben daha fazla konuşmak yerine başlıyorum izninizle. Bakın şimdi direkt 12. bölümden size bir alıntı okuyacağım. Yani kendim yazdım diye demiyorum ama bu gerçekten kitapta sevdiğim kısımlardan bir tanesi. Bu tavernada çalışmaya başlamadan önce zafer haykırışları, mutluluk ve coşkuyla söylenen şarkılar evlerden ve hanlardan taşıp sokakları doldururken bir fırının çöplüğünde yiyecek aradığım günler dün gibi aklımdaydı. Ben İritel'e çok üzülüyorum ya. İritel'e bencil falan diyorum ama arkadaşlar gerçekten İritel çok zor şeyler yaşamış birisi ya. Şimdi 1. bölümü bitirdim. 1. bölümde ne öğrendik? Miat'la Sidonia'nın savaşını öğrendik. İritel'in geçmişini öğrendik. Birkaç sahne okuduk ve İritel direkt olarak Kraliyet Okulu'na giriş yaptı. Direkt ilk bölümden giriş yapıyor bu arada. Hemen maceraya atlıyoruz ve devam ediyorum okumaya. Şimdi sayfa 27. Sayfa 27'de Sayra, yani İritel'in oda arkadaşı İritel'e neden bu sene 24 tane varis olduğunu ama Dogon varisinin bu sene de gelmediğini anlatıyor. Şimdi Dogon krallığı diğer krallıklardan birazcık daha izole bir krallık, bir ada krallığı ve bu yüzden varisini Kraliyet Okulu'na göndermek istemiyor. Ama buna rağmen 24 tane varis var. Çünkü Miat'ın varisleri 2 tane. Hylia Asano ve Drisson Asano. Hylia gerçek varis, veliaht varis. Drisson ise kralın gayrimeşru oğlu. Yani tahta bir... Neden kavga ediyorsunuz? Kedilerim kavga ediyor şu an. Tripodun altında hem de. Drisson tahta hükmetme gücüne sahip değil. Bu yüzden babası ikisini de okula gönderiyor sene. Şimdi devam ediyorum. Ve arkadaşlar sayfa 30'da favori karakterimle tanışıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Yağmur, kitabı sen yazdın. Ana karakter favori karakterin değil mi? Hayır, değil. Favori karakterim Sage Nerd. Lütfen kavga etmez misiniz? Lütfen kavga etmeyin. Kavga etme. Totonu yerim, kavga etme. Çocuğuma vurma ya. Gel çocuk. Gel anne. Gel çık yukarı. Kavga etme. Şimdi nerede kalmıştık? Ha, Sage Nerd ile tanıştığımız sahne. Sage bir markadır arkadaşlar, tamam mı? Sage'e gerçekten bayılıyorum ve sayfa 30'da Sage'in ilk repliği şu. Dik durmak için bir taca ihtiyacım yok. Bunu söylüyor ya. Bunu söylüyor. Neyse. Ay şimdi çok da kendimi övüyormuş gibi hissediyorum. Övemiyorum kitabı. Devam edelim. Sayfa 35. Sayfa 35 ve yine Sage'in repliği. Ayıp olduğu için okuyamam şu anda. Ama yani Queen ya. Queen gerçekten slay. Drisson'un centilmenliği hakkında konuşabilir miyiz biraz? Drisson. Canım Drisson. Drisson'un yazdığım güne gerçekten şükürler olsun ya. Daha iyi bir karakter gelir miydi? Bilmiyorum. Drisson'dan daha iyi bir erkek karakter yazabileceğimi gerçekten düşünmüyorum. Belki 4. kitaptaki erkek karakter birazcık yarışabilir ama onun haricinde zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar sayfa 60'da katilden ilk mektup geliyor. Hemen okuyorum size mektubu. Çok da spoiler sayılmaz zaten. Dediğim gibi sayfa 60'da oluyor bu. Sevgili varisler, varislerin oyununa hoş geldiniz. Biricik Dığıt varisinin ölümüyle, spoiler olmasın diye söylemeyeceğim hangisi olduğunu, oyunun başladığını duyurmaktan büyük onur duyuyorum. Kraliyet Okulu'nun sevgili prens ve prensesleri. Bütün bir dönem boyunca sürecek bu oyunun kuralları çok basit. 1. Varislerin okul dışına çıkması kesinlikle yasak. Okuldan ayrılmaya, evlerinize, o acınızı hayatlarınıza dönmeye çalışırsanız ölürsünüz. 2. Ailelerinize mektup yazar, haber vermeye çalışırsanız ailenizle birlikte ölürsünüz. 3. Kaçmaya çalışırsanız, ormanın sınırına doğru bir adım bile atarsanız ölürsünüz. 4. Eğitmenlere veya hizmetkarlarınıza en ufak bir şey söylemeye kalkarsanız onlarla birlikte ölürsünüz. Ve 5. Kurallara uyduğunuz sürece ve sıranız gelene kadar güvenlisiniz demektir. Varislerin oyununda ya ölürsünüz ya da öldürürsünüz. Kurtulmanızın ve oyunu durdurmanızın tek yolu kim olduğumu bulmak. Yani özür olarak her türlü ölüyorsunuz arkadaşlar. Yapabileceğiniz tek şey katilin kimliğini ortaya çıkarmak. Uy. Oy. Sonra arkadaşlar bu sahnede mektubu yazan kişinin Şeflera Finkişinovnes, tekerleme gibi bir ismi var farkındayım çünkü isim aslında bir şifreden oluşuyor, bu yüzden öyle. Ama okurken random atıp okuyacağınıza çok eminim, yani o yüzden geçiyorum direkt. Arkadaşlar geldik sayfa 70'e. Sayfa 70'te savunma ve saldırı dersi hocalarıyla tanışıyoruz. Bir tanesi Lord Zion, diğeri de Lady Astrid ve Lady Astrid'i gördüğünüz zaman direkt olarak aklınıza bir karakter gelecek. Çünkü şöyle, kitabın içerisinde sevdiğim serilerden, sevdiğim dizilerden, sevdiğim filmlerden, sevdiğim karakterlerden böyle küçük göndermeler var. Mesela bir tane sahnede, ama bu ikinci kitaptaydı. Neyse olsun, ikinci kitaptan örnek vereyim, sorun değil. Tavernada bir sahne geçiyor ve tavernadaki şarkı söyleyen insan kızıl saçlı ve lavta çalıyor olarak tanımlanıyor. Çünkü o karakteri mesela Rüzgarın Adındaki Kuvat'a gönderme olarak yazmıştım. Burada da Lady Astrid işte suikastçı olması, gerçekten suikastçı bu arada, suikastçı olduğu biliniyor. Yani eğitmen zaten o yüzden olmuş. Spoiler falan değil, merak etmeyin. Saçlarının sarı olması, dış görünüşü falan direkt olarak size birini andıracak. Bu da göndermelerden bir tanesiydi. Diğer göndermeleri bulabileceksiniz, çok merak ediyorum. Neyse devam edeyim. Arkadaşlar çok özür dilerim ama ben size bir tane daha sahne okumak istiyorum.
Sayfa 75'te. Oyunları severim Leydim diyor Erik bu sahnede. Neden? Hala küçük bir velet olduğun için mi? Bunu söylerken kılıç dövüşündeler bu arada. Birbirleriyle kılıçla dövüşüyorlar. Hayır, hep kazandığım için. Ve bu sahnede Erik İrita'yı küçük düşürecek bir şeyler söylüyor. Bu yüzden de İrita çok sinirleniyor. Son hamlesinden kıl payı kaçarak Erik'sin dengesini kaybetmesine yol açtım. Prens yeri yuvarlandığında kılıcımı havada savurarak belinde açılan o boşluğu hedef aldım. Pek de keskin olmayan metalin teniyle buluşmasının ardından acı dolu bir çığlık attı Erik. Panikle kılıcımı fırlatıp iki elimle ağzımı kapattım. Ah prensim, yanlışlıkla oldu. Çok özür dilerim diye bağırarak Erik'sin yanına çöktüm. Yaraladığımı zannettiğim yere baktım. Gömleği bile zar zor yırtılmıştı. Bir kere tırmalasa daha fazla canı acırdı. Erik gerçekten de çok dramatik bir insandı ve onun kocam olacağına inanamıyordum. Saçlarını okşayarak bedenini kucağıma çektim. Lütfen canınızın acımadığını söyleyin diye bağırdım prense sarılarak. Ardından onu öpecekmiş gibi eğildim. Dudaklarım kulağını buldu. Bir daha beni küçük düşüren tek kelime edersen dilini kökünden kopararım. Şimdi Queen değil mi bu kız ya? Bu kız Queen değilse ne? Telefonum çalıyor. Ne oldu? Kim? Senin kitabını bastırmak için. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Aa, inanmıyorum. Kanki bir şey söyleyeceğim. Ben sen aradığında Varsay'ın oyunda maraton çekiyordum ve şu an kayıttayım. Bu kısmı videoya koyabilir miyim? Ve sayfa 84'e kadar geldim arkadaşlar. Şu sayfa 84'teki sahneyi yazarken Allah'ım o kadar hat gelmişti ki. Yani şu şekilde yazdım, anladınız mı? Niye elimde kalem var? Çünkü Azula kalemle oynuyordu. Onu aldım elimden. Şu şekilde yazdım yani. Böyle bir fan falan açmam gerekiyordu bu sahneyi yazarken. Sayfa 112'de Ron'un centilmenliği yani o kadar iyi ki. Şu hikayede Drisna gerçekten iyi davranan tek kişi Ron olabilir. Sayfa 115. Tamam tamam dedi ellerini teslim olur gibi kaldırarak. Kılıçlar ve hançerlerle flört eden bir prenses. Gerçekten de yalnızca rüyalarımda görebileceğim bir insansınız Leydim. Herkese bir Driston. Herkese bir Driston şart arkadaşlar yani. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Sayfa 129. Politik eserlerin yoğunlukta olduğu kitapları incelerken Neferi bana bakıp gülümsedi. Kitaplarımı paylaşmayı sevmem de dedi. Onu çok iyi anlıyordum. Birinin kitabında işaretlediği yerlere baktığınızda, aldığı notları okuduğunuzda onun zihnine adım atardınız. Düşünme şeklini çözer, bilinçaltının temellerinde yatanları öğrenirdiniz. Kimse böyle bir bilgiyi paylaşmak istemezdi. Hani dedim ya size her yerden bir göndermeler falan yapıyorum kitapta diye. Bu da kendi göndermemdi. Burası tamamen kendime ait. Sayfa 146. Savaş çıktı ve durdurmak mı istiyorsunuz? İşte prenses. Alın, tepe tepe kullanın. Arkadaşlar sayfa 179'a kadar geldim ve her alıntıyı okumamak istiyorum ama yani okumak zorundayım. Bunu okuyayım bari, tamam mı? Kızmayın lütfen bana. Hükmetme hakkı varislere doğuştan veriliyor olabilir. Ancak gerçek güç bizzat kazanılandır. Ve devam ediyoruz. Sayfa 180'de bölüm 10'dayım arkadaşlar. Bölümler daha kısa olabilirmiş aslında ama yani Wattpad'de yazdığım için ve her hafta bir bölüm attığım için her hafta okuyacak şeyler bol olsun diye bölümleri uzun tutmuştum. O yüzden kitapta da bölümler uzun ancak ikinci kitapta bunu birazcık daha bölmeye çalışayım en iyisi. Arkadaşlar sayfa 194. Sayfa 194 ve konuşamadım. Bu çocuğu alın, alın, yiyin, tamam mı? Yani bu çocuğu alın, böyle bir kavanozun içine saklayın, koyun. O orada yaşasın ya. Onu böyle her şey karşı sarıp sarmalayın. Onu koruyun. O çok çok bambaşka bir şey. Driston'dan bahsediyorum bu arada tabii ki de. Oy! Sayfa 199 arkadaşlar. Sayfa 199 ve Irithel bu sahnede bir mektup daha alıyor. Ve bu bir mektup bence bu kitaptaki en iyi mektup. Bakayım bir düşüneyim şöyle. Evet kesinlikle en iyi mektup bu. Bu sayfayı okuduğunuz zaman gerçekten ne düşüneceğinizi çok merak ediyorum. Benim ağrıdı Yeto. Yani burada bile belim ağrıyor artık. Neyse. Bu arada videonun başından beri bir kere bile kalkmadım biliyor musunuz? Sayfa 217'deyim şu anda. Ve sayfa 217'de Driston'la Irithel arasındaki tension, o gerilim, o gerilim. Of! Malum sahneye geldim. Sayfa 239. Sayfa 239'u yazarken, yani bu sahneleri yazarken hüngür hüngür ağlamıştım. Ama yani göz makyajımı bırakın böyle fondöten falan her şey gitmişti bu sahneleri yazarken. Videom var hatta öyle. Paylaşmıştım. Ay çok üzücüydü ya. Şu an bile ağlayasım var okurken. Of! Çok kötü. Çok kötü. Nasıl yazmışım ben bunu ya? Okurken hiç dayanamadım şu anda. Yazarken nasıl bir kafadaydım acaba? Evet arkadaşlar sayfa 282'ye kadar geldim. Sayfa 282 yani bölüm 10. 15. Düşmüş Varisler bölümü. Tüm kitaptaki en sevdiğim bölüm bu. Bayılıyorum bu bölüme. Hemen okuyalım. Ay bir şey söyleyeceğim bu arada arkadaşlar. Syra'nın tatlılığından da bahsedebilir miyiz birazcık? Syra böyle o kadar sunshine bir karakter ki böyle neşeli, eğlenceli, hazır cevap, aynı zamanda çok tatlı.
Syra'yı en yakın arkadaşlarımdan bir tanesini baz alarak yazmıştım. Ve birazcık da Wings'teki Stella enerjisi veriyor bence Syra. Yani tüm kurgusal evrende Syra'ya bir karakter atı deseniz muhtemelen Wings'teki Stella'yı söylerdim. Evet arkadaşlar, sayfa 323'teyiz. Ve sayfa 323'te sevdiğim bir diğer sahne var. Yazdığım sahnelerden mesela 5 tane favorim seçecek olsam bir tanesine kesinlikle bu sahneyi koyarım. Bu sahneye böyle yani tüm zihnimi akıttım, anladınız mı? Bu sahneyi yazarken çok acayip zevk almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Evet arkadaşlar, geldik sayfa 369'a. Sayfa 369 18. bölümün bitişi. Ve bundan sonra olaylar o kadar hızlanıyor ki, o kadar fazla olay okuyorsunuz ki resmen söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü söyleyeceğim her şey bir spoiler anlamına gelir şuradaki şeylerin hepsi. Ama yani burada bir ters köşe yiyeceksiniz. Bir ters köşe yiyeceksiniz. Yani editörüm bayağı şaşırmıştı. Wattpad editörüm Damla şaşırdı. Gerçek editörüm şaşırdı. Yani şu ana kadar buraları okuyup da şaşırmayan çok az insan gördüm arkadaşlar. O yüzden bakın mesela yani dil konusunda, ne bileyim, betimleme konusunda, diğer konularda kendime çok fazla güvenip övmeyi sevmem. Çünkü her zaman bir ileriye gidebiliriz. Her zaman gelişmeye açığız sonuç olarak. Yani kusursuz bir yazar olmam imkansız. O yüzden asla çıkıp da ben şu konuda iyiyim abi diyemem. Ancak buna bir küçük bir istisna geçmek istiyorum. O da ters köşe yazmak. Gerçekten iyi olduğumu kabul ettiğim, iyi olduğumu düşündüğüm tek konu okuru şaşırtmak olabilir. Onun haricinde her konuda bana gelseniz deseniz Yağmur işte burada bence hata yapmışsın ya da burası daha iyi yazılabilirdi ya da bu cümle devrik olmuş ya da bu cümleyi yanlış yazmışsın, burada öğe eksik veya bu karakteri çok kötü yazmıştın falan, yani her türlü negatif konudaki düşünceye açığım, hepsinde haklı olabilirsiniz ama ters köşe yazma konusunda gerçekten iyi olduğumu düşünüyorum ve videoyu burada bitireceğim çünkü bundan sonrası çok fena arkadaşlar, aşırı fena, ben bile okumaya hazır değilim yani. Olaylar, anladınız mı? Sürekli bu olay, deli gibi olaylar. Olay. Neyse. Eğlenceli bir video oldu bu arada. Yani kendi kitabımı okumak gerçekten çok bambaşka hissettiriyor. Ayrıca yani Wattpad'den okuyanlarınız olsun, Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan, herhangi bir sosyal medya platformundan destek verenleriniz olsun. Ya da sadece bakın, sadece sokakta gezerken bazen beni durduruyorsunuz, fotoğraf çekiniyoruz. Sonrasında YSL'in oyunun çıkması için ne kadar heyecanlı olduğunuzdan bahsediyorsunuz falan. Birkaç kere böyle denk geldim. Her türlü desteğiniz için, güveniniz için, attığınız her küçük beğeni, her küçük yorum. Hatta yani ona bile gerek yok. Ekranı açıp Varsay'ın oyunuyla ilgili herhangi bir içeriğe gösterdiğiniz vakit için, her şey için o kadar çok teşekkür ederim ki. Gerçekten minnettarım. Çünkü siz olmasaydınız ben bu hayalimi gerçekleştiremezdim. Ve yani en büyük hayalimdi ya. Gerçekten kitap yazıp yayınlamak maksimum hayalimdi. Asla yapamam diye düşünüyordum ama görüyorsunuz yaptım. Ve bununla ilgili bir video çekiyorum şu anda. Yani çok inanılmaz bir olay gerçekten. Ve o kadar çok minnettarım. O kadar çok teşekkür ederim ki hepinize. Çok sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada bu video yayınlandığında kitabınızı almışsınız ve okumuşsanız aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Almadıysanız da bırakabilirsiniz. Her zaman bırakabilirsiniz. Her zaman yorumlarınızı okumaya bayılıyorum. Ve izninizle kapanışa geçiyorum. Çünkü şu anda çok pozitif oldum. Gülümsemekten yanaklarım ağrıdı. Videoyu kapatayım. Sonra gidip birazcık da orada gülümseyeceğim çünkü. Neyse. Öncelikle beni lütfen Wattpad, TikTok ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Üç yerde de ismim Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız da çok sevinirim. Her cuma, cumartesi, pazar 17 burada yeni videoyla sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşmek üzere.